Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hikmet, merhaba. İyi haftalar, günaydın. Koray Şerbetçi'nin kitabı çıktı. Biliyorsunuz Koray Şerbetçi bizim An ve Zaman programımızın moderatörlerindendir. İyi bir tarih programı yapıyor ve bayağı da bir takipçisi var. İyi bir tarih programı yapıyor cümlesinin altında şunu eklemekte fayda var. Evet, tarihi anlatıyor ama tarihi günümüze bağlantılayarak anlatıyor. Bu anlamda da bundan dolayı da bayağı takipçisi var. Bayağı güzel program yapıyor. Seçtiği konuklar ve bununla ilgili yapmış olduğu hafta sonunda program, pazar günü An ve Zaman programı gayet başarılı. Bir de Koray'ın enteresan bir özelliği var Hikmet. Evet. Yani hani 6 ayda bir kitap çıkartıyor. Evet, maşallah iyi üretiyor i̇yi, yani. Üretim süper. Yani artık besleniyor çünkü. 6 ay derken biraz abartmış olabilirim yani. 3 ay falan diyebilirim belki. Koray, sen düzelt bunu lütfen. Tarihin Gör dediği son kitabı, sağ olsun nezaket göstermiş, imzalayarak göndermiş. Ön sözü çok iyi. Özellikle almak istedim. Mesela Türkiye ve Suriye'yi anlatıyor kitabında. Az önce bahsettiğim hani günümüzü geçmişe bağlayarak, geçmişi günümüze bağlayarak anlattığı program, kitabına da yansıyor bu. Mesela Türkiye ve Suriye, Suriye'yi Türkler ne kadar yönetti, Napolyon'un Suriye'de ne işi vardı? Ön sözü şeyden okuyorum, içindekiler kısmından okuyorum. Doğru. Güzel başlıklar. Ne işi vardı? Napolyon'un Suriye'de ne işi vardı diyor. Esirler, Fransızlar, Türkler, Misak-ı Milli nereden geçer? Suriye'de Kuvayi Milliye'nin ne işi vardı? Mesela bu da enteresan bir soru değil mi? Evet. Yani Türkiye'de, Suriye'nin Türkiye'de ne işi var diyen CHP, biliyorsun Kuvayi çok sever. Evet. O zaman Kuvayi Milliye'nin Suriye'de ne işi vardı sorusunu başlıkta sormuş. Kudüs'ü anlatmış bu kitabında. Şerif Hüseyin meselesini anlatmış. Batı Türkleri desteklerse karşında ne ister demiş. Irak meselesi var. Aklında olsun daha mı kullanışlı? Siyonizm, Türkiye'nin kuruluş ayarları. Yankiler dünyadan ne ister başlığı var. Osmanlı'yla ilişkileri. Batı'da düşünürler. Yunanistan mesela bir proje mi diyor. Bugün Yunanistan'a da çok konuşuyoruz. Gibi gibi başlıkları var. Bunlar önemli. Son maddesi de Türkler ve Ruslar ne zaman ittifak yapar diyor. Türk ve Rus sosyal psikolojisini anlatmış. Günümüze de denk düşüyor kitap. Tarihin Gör dediği. Şöyle şöyle, evet. Şöyle nasıl yapıyoruz? Cimiye. Peki şöyle. Şu kitap değerli izleyiciler. Ben henüz başlamadım. Genelde okuduktan sonra kitapları tavsiye ediyorum ama Koray'a, Koray Şerbetçi'ye bu vaziyette bir tebrik ediyoruz. Ön güvenimiz söz konusu. Koray yazdıysa iyi yazmıştır diyelim. Keyifli yazıyor şimdi. Bununla başlayalım. Çok keyifli. Yazıyor kitabını. Tebrik ederiz. Yani normalde yani o klasik tarih kitapları gibi değil. Ben de, bana da verdi sağ olsun. Bak bu sana mı gelen kitap? Bana yazı göndermedi. Koray bu arada bana da gönderdi. Onu da söyleyelim. Allah sabah taze sıcak sıcak yani. Tabii yani işe bir lezzet, bir keyif katıyor. Aynen, yani tarihe hani böyle bir nesil var, okutmak çok zordur. Böyle yani bizim okulda okuduğumuz tarih vardı ya, 1515 İdaniye Savaşı oradan geldi bir çıktı. Öyle değil. Doğru. Yani mesela Tarih Neye Yarar diye bir kitabı var. O Tarih Neye Yarar kitabını okurken hep aynı şeye kapılıyorsun. Yani hem bir şey öğreniyorsun, çok önemli aslında teferruatlar öğreniyorsun. Diğer taraftan da keyifle ve lezzetle okuyorsun. Farklı bakış açıları, enteresan bir pencereden bakıyor. Esprili kelimelerin şeyiyle, kökeniyle ilgili şeyler geliyor ama çok böyle yani epistemoloji var ama yok. Yani her şeyi görebiliyorsun fakat keyif, lezzet var. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Muhakkak bir tane de kitap biz bekliyoruz. Diyelim, o kadar konuştuk, boşta konuşalım. Yani, aynen öyle. Tarih Neye Yarar? Onu da çok şiddetle öneririm. Peki. Şimdi gündem başlıkları yoğun. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Erdoğan Brüksel'e gidecek. Avrupa Birliği toplantısı var. Tabii bu Avrupa Birliği toplantısı sadece göç meselesi üzerine de kurgulanmaması gerekiyor. Avrupalılar ağırlıklı olarak belki buna bindirecektir ama Türkiye'nin dosyası kabarık. Elinde farklı dosyalar var, konuşacağı, edeceği. Yani hani 6 milyar euroluk yardım başta olmak üzere işte yeni müzakerelerin açılmaması, verilmiş sözlerin hiçbir tanesinin tutulmaması, vize serbestliği, şu su bu su falan alt alta katipiri bile yazmıştı. Yumuşamış, çok katiydi. Yumuşamış deyip böyle kötü bir espri yapalım. Evet. Geçen hafta yapmıştım. Geçen hafta. O günden beri stüdyo soğuk biliyorsun. Öyle. Şimdi tabii hafta sonu Yunanistan'a çağrısı vardı Başkan Erdoğan'ın. Öyle enteresan bir şey oldu ki... Hani tabiri lütfen maruz görün, yani mazur görün, çok özür dilerim. Bir mayın eşeği tabiri vardır ya,
işte asker yürümeden önce işte eşek yürütülür, mayına basarsa eşek patlasın da asker evet. ayağına bir şey olmasın diye söylenir. Yunanistan amiyane tabirle şu anda Avrupa'nın mayın eşekliğini yapıyor. Çünkü Erdoğan da bunu kibar bir dille Yunanistan'a söylüyor. Tabii onlar diplomatik bir dil kullanmak mecburiyetindeler. Siyasetçi oldukları için, devlet adamı oldukları için mecburlar bunu. Ama bizim öyle bir mecburiyetimiz olmadığı için kitabın ortasından net bir şekilde söylüyoruz. Mayın eşekliği yapma diyor. Aç kapılarını kardeşim. Zaten bu gelen sığınmacılar sanın kara kaşına, kara gözüne hasret değiller. Onların gitmek istedikleri başka noktalar var. Almanya var, Hollanda var, işte atıyorum Brüksel var, diğer ülkeler var, Avrupa ülkeleri. Sen de zaten kalmayacaklar bunlar. Mayın eşekliği yapma. Aç kapılarını, gitmek istedikleri yere kadar gitsinler. Bu yükten sen de kurtul. Biz de birbirimizi boşu boşuna hırpalamayalım cümlesini diplomatik bir dille, devlet adamına yakışır bir dille söylüyor ama işin aslı Yunanistan'ın bu mayın eşekliğinden vazgeçmesi tavsiyesinde bulunuyor. Çünkü orayı geçerse, yani Yunanistan'ı geçerse, bunu hep söylüyoruz. Hatta haberlerini de yaptık. Almanya ilk hedefleri, yani biz şey değiliz, hani kalıcı değiliz, geçip gideceğiz diyor göçmenler. Aklıma şey geldi, mayın eşekliği bir de Koray Şahin kitabın üstüne koyunca Viyana kuşatması geldi. Viyana kuşatmasında tüm Avrupa Osmanlı'nın Viyana kapına dayanmasından sonra bütün Avrupa aradaki husumeti bırakarak şeye destek verdi. Neden? Çünkü eğer Viyana'ya geçerlerse yani bir 50 yıl içerisinde Avrupa elden gider diye. Şimdi burada da millet şeye yükleniyor. Yunanistan'a yükleniyor. Para aç, kapıları aç, şey, yani para kapısını açtılar. Tabii. Musluğunu da açtılar. Her türlü siyasi destek, para desteği falan filan. Bence bugünkü Belçika ziyareti, günübirlik ziyareti galiba. Günübirlik ziyareti, evet. Günübirlik ziyareti burada Erdoğan bu kartları ortaya koyacak bence. Var, yani, masada bunların hepsi, masada hepsi vardır diye düşünüyorum. Var. Tabii ki bir ön bilgimiz var ama detayları göreceğiz. Ve de bizim isteme hakkımız da var. Yani Erdoğan kaç gündür biz bunu anlatıyoruz. Kendisi de açık söylüyor. Bunun çok anlaşılmayacak tarafı yok. Gerçi anlamak istemeyen için de ne kadar anlatırsan boşuna. Ama yani diyor ki ben bu kadar yükü zaten kaldırdım. Bana hep sürekli bravo yaptınız. Yapamadığımız şeyi siz yapıyorsunuz. Bravo yaptınız. Konteyner kent yaptım. Dünyanın en güzel kentini yaptım. Bravo. Ben bunlara para harcıyorum. Ben bunlara ekonomiden bir bütçe ayırıyorum. Ben burada aynı zamanda bunların güvenliği açısından, kendi ülkemin güvenliği açısından ciddi bir şekilde ekstra bir efor sarf ediyorum diyor. Ki çok haklı. Aynı zamanda buna benim sınırımdan geliyor. Sınırımdan sadece göçmenler gelmiyor. Sınırım aynı zamanda dünyanın en tehlikeli terör örgütleri tarafından sarılmış durumda. Ben bunlarla mücadele ediyorum. Ben hiçbir şey yapmayayım. Para ver, para da yok. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Böyle değil. Neydi o, başka bir şey. Öyle işte. Ondan ve yok böyle bir şey. Yani sen de madem bu hepimizi etkiliyor, sen kapıyı açıcı ciyaklığa başladın. Halbuki ben adamları göndermiyorum. Bravo. Tutup ensesinden ben atmıyorum. Aynen öyle. Adam diyor ki ben gitmek istiyorum. Şimdiye kadar ben, siz de katkıda bulunursunuz. İnsanlar mağdur olmasın. Bunlar bu coğrafyada mutlu bir şekilde yaşasınlar diye elimden geleni yaptım. Para, ekonomik destek, her şeyle. Güvenlik, kolluk kuvvetlerim, her şeyime çalıştım. Ama sen oturduğun yerde hala bana ayar vermeye çalışıyorsun, öyle mi? Öyleyse böyle bakalım. Öyle şey. Bakalım başına geldiği zaman sen ne yapabiliyorsun diye. Bir baktık bu çağdaş medeniyetler seviyesinin yarımadasındaki adamların kaç kuruş adam olduklarını gördük. Bunu böyle olduklarını, hani bu miladi gösteriyoruz ya bazen. Şöyle yapıyorlar, yok işte botları. Bunlar bizim şimdi öğrendiğimiz, gördüğümüz şeyler değil maalesef. Ama biraz da hani yaşayarak ancak, deneyimleyerek ancak belki de adam bir daha ha hu falan filan desin diye. Yani şu görüntüler falan çok... Medeni Avrupa'nın görüntüleri. Daha önce yaptılar Yunan, abi. Yunan hücum botları, sağlık koruma görevlileri ellerindeki ucu keskin zıpkınlarla ondan sonra plastik botları yani, batırıp insanları öldürmeyi hedef alıp direkt resmen cinayet, başka bir şey değil. Yani bu... Ve bunların birçoğunu da patlattılar. Türk sahil güvenlik gemileri falan kurtardı birçoğunu da. Bu sadece bu değil. Bir tane bir görüntü arkadaşlar, onu getirir misiniz? Yani çok Medeni şaşırdığımız Avrupa. Görüntüler değil tabii. Yani boğazınızı keseceğim işareti yapan bir Yunan askeri, Yunan polisi. Evet. Tamam. Oradaki o görüntülerde yine sınırda, Edirne sınırındaki görüntülerden bir tanesi. Yani bunlar deniz tarafında. Tabii, bakın şu görüntü. Tabii. Bakın şimdi, silahlarla ya. Zaten şey yapıyorlar. Şu görüntü bakın. Şu. Boğazınızı keseceğiz diyor. Karşı taraftaki sığınmacılara. Tamam, el işaretleri şunlar bunlar falan. Plastik mermilerin üzerine çiviler. Çivili plastik mermi. Dikenli plastik mermi. Attığı zaman dönmesin, saplansın diye. Yani içeri girmiyor ama vücuda saplanıyor. Tamam, vücudun dış şeyine saplanıyor. Bunları yapıyorlar. Bak 2016 yılında, yani bundan tam aşağı yukarı
18 Mart 2016 yılında biz Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmanın içerisinde bir sürü maddeler vardı. Yani bunlar neler vardı? İşte Avrupa Birliği ile göç meselesi vardı, vizelerin kaldırılması, yeni fasılların açılması, gümrük birliğinin yenilenmesi, mali yardım. Kapsamlı bir mutabakattı 2016 yılında. 2016 yılında biz az önce senin bahsetmiş olduğun cümleyle Avrupa Birliği'ne dedik ki kardeşim bak biz 30 milyar dolara yakın para harcadık bunlara. Tamam mı? 2011 yılından bu yana. Bir ton para harcadık ettik falan. Gelin buna destek olun. Parayı da bize vermeyin istemiyoruz zaten. Böyle bir şeyimiz de yok. Vermeseniz de biz yapıyoruz zaten. Bunun üzerine Merkel'le yapılan görüşmeler neticesinde 6 milyar euro üzerine anlaşılma yapıldı. 3 artı 3 şeklinde ödenecekti. Bak 2016 18 Mart geldik 2020 9 Mart. 4 sene geçmiş. 4 sene geçti. 6 milyar avrodan ödenen para ne kadar? 2.7 milyar euro. Tamam mı? Euro neyse. Şimdi tabii şunu kaçırıyoruz. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı gidecek. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetine bir kere daha hatırlatma, daha doğrusu bir şeyi hatırlatmama müsaade etsinler. İzleyicilerimiz de şimdi söyleyince anlayacaklar. 2016 yılında bizim baktığımız mülteci sayısı 2 milyon civarındaydı. 2 milyon küsürdü. 2 milyonu geçiyordu. 2016 yılında. Sayı oldu 3,5-4 milyona. 2 katına yaklaştı. Dolayısıyla bu 6 milyar avronun bir kere 12 milyar avroya çıkması gerekiyor. Tamam mı? Yani o 6 milyar avro üzerinden falan konuşmak lazım tabii. Bu saatten sonra. 12 rakamlar milyar rakamlar değişti yani. Kapıda 1,5 milyon tabii. Daha bekliyor. Tamam mı? Tabii. Onların da şeyleri var vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları konuşuyorsunuz. Dediğim gibi 6 milyara artık tav olmanın bir anlamı yok. Biz zaten yaptığımızı yapıyoruz. Onlara ihtiyacımız yok. Ama 6 milyar avro 12 milyar avroya çıkmak zorunda. Niye bunu söylüyorum? Şu anda Edirne, Yunanistan arasındaki tampon bölgede 5000 civarında sığınmacı var Hikmet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o Tele1'in Yunan ağızlı gazetecisine sözde vermiş olduğu cevapta olduğu gibi 130 bin civarında da oraya akın eden var. Daha fazla gelmesin diye Yunan askeri bunları yapıyor zaten. Bu zulmü yapıyor. Fakat 130 bin kişi tampon bölgede de 5 bin kişi olduğu bir noktada az önce senin söylediğin gibi aman bizden uzak dursunlar diye 350 milyon eurosu hemen olmak üzere. Hemen. Parayı masanın üzerine koyuyorlar. 700 milyon euroyu verdi. Musluğu açtı. Bak 5 bin kişi tampon bölgede diye 130 bin kişi de yürüyerek geldi diye 700 milyon euroyu 350 milyonu peşin olmak üzere hemen olmak üzere verdi. 1000 civarında falan filan asker masker 100 mü? 100 ya da 1000 civarında. Asker takviyesi verdi. O Frontex diye bir Avrupa Birliği'nin sınır koruma işleri var. Kalkan işte duvar muvar çetele geçit ölecekleri. Bunlar hızlandırma talimatları. Şunlar bunlar falan filan. Bu mayın eşekliği değil de nedir? Evet. İşinize geldiği zaman sırf kendinize bulaşmasın diye anında para çıkartabiliyorsunuz. Şeyi de saymıyorum yani. Avrupa Birliği çökmesin diye 400 milyar euroluk Yunanistan'a yapmış olduğu yardımları saymıyorum bile. Öte taraftan efendim senin dediğin gibi çok güzel işler yapıyorsunuz, iyi bakıyorsunuz, muhteşem evler yaptınız. Ondan sonra şöyle insani sıfatları kullandınız, tabii. Yardımda bulundunuz. Buyurun bu sıfatlardan siz de faydalanın. Beraber insanlığa hizmet edelim dediğin anda aradan geçen 4 sene içerisinde verdikleri 2.7 milyar euro mültecilerin hesabına yatırdıkları geri kalanlar arkası kiraz bahçesi. Aslında insanın da çok canını acıtan şu. Hayır, şu görüntüler yaşanır mı yani? Medeni Avrupa diyorsun. Tabii canı çok acıtan şeyler bir tanesi şu. Avrupa coğrafyasından bahsediyoruz yani Avrupa. İşte başta Almanya, Fransa, İngiltere veyahut Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda falan filan diğer büyükler Portekiz, İspanya, Norveç. Şu çok büyük bir coğrafya ve işin yani diyorum ki en aslında vicdani noktadan baktığın zaman en çok canı acıtan şey şu. Hani bunlardan para istiyorsun da sanki kendin için istemiyorsun. Yani para istenden yanlış anlaşılma olmasın. Bak bir sıkıntı var ve bunlar senin kapına dayanınca sen ortalı ayağa kaldırıyorsun. Göçmen diyorsun, benim ülkemi güvenliği diyorsun, şu diyorsun, işlerine bakarım diyorsun, şunu yapıyorsun. Bütün bu insanlık dışı, bu pislik içerisinde başka bir şey daha var benim anlamadığım. İşte bu kadar büyük sıkıntıya duçar oldun. Başta bunlar geliyor. Şimdi görüyorsun işte o tampon bölgede gitmek isteyenler kendi içerisinde bu zamanla tabii ki sonuçta insanoğlundan bahsediyoruz. Avrupalılar tüm ülkeler için geçerli. Bunun bir vicdani hesaplaşması olacak, medyasında yansıması olacak, hükümetleri siyaseten sıkıştırabilir falan şu bu. Hepsini de bir köşeye bırakıyorum. Ya diyorsun ki 350 milyon hemen 2 hafta içerisinde galiba Yunanistan'daki işler bize sıçrayabilir. Veyahut da biz bunları bir rahatlatalım. Çünkü bunlar bize doğru geliyorlar.
Yunanistan bir geçiş bölgesi. Şu, ya sanki adamın parası da yok. Bu coğrafya dünyanın en zengin coğrafyası. Avrupa'dan bahsediyoruz. Yani bir Alman ekonomisi, bir Fransa, bir İngiltere. Ve adamdan istediğin şey canı değil. Canını istemiyoruz adamdan. Toprak istemiyoruz Almanya'dan. Fransa'nın bilmem ne eyaletinde bir cumhuriyet ilan edilsin demiyorsun. Veyahut başka bir tehditten bahsetmiyorsun. Vereceğin hepi topu para. Ve bir araya geldiğiniz zaman siz buradaki değil 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon Suriye'yi bir daha yaparsınız. Ve size bu çok fazla dokunmaz. Yani ben hani o coğrafyayı hepimiz biliyoruz. Sonuçta dünyadaki ekonomik dengelere baktığın zaman Avrupa coğrafyasının ekonomik olarak ağırlığını bütün dünya görüyor, biliyor. Bu bir böyle başka ülkeler gibi de karıştırmayalım. Hani var ya işte, işte Güney Amerika'daki bazı ülkeler, Asya'daki işte büyüyen değerler, efendim işte gelişen ekonomilerden bahsetmiyoruz. Yerleşik, güçlü teknolojisi olan ve çok parası olan bir yerden bahsediyoruz. Tek yapacağın şey para. Adamın demek ki, benim işte o vicdan dediğim tüm cümleler bunun için kurdum. Adamın şu manzaralara o kadar duyarsız ki, hani bu cimrilik meselesi değil ha, o kadar duyarsız ki, o kadar rahat ki, verebileceği, yapabileceği şeyi dahi yapmıyor. Yapmıyor. Yani doğru. Bana zarar gelecek falan filan, onları bunları geçtik, manyaklık zaten. Norm akıl yani ermiyor böyle şeylere. Ama vereceğin hepi topu para. Sen bunu yapabilirsin. Bu kadar ülkesiniz, rahat hepiniz bir aradasınız. Çıkarttığınız zaman fonlardan diye 350 milyon 35 milyar euroyu çıkartırsınız. Hiç size dokunmaz. Ya Yunanistan'ın ve kurtarılması, her şeyi Avrupa Birliği'ne zarar olması, ondan sonra yana pranga olması, 400 milyar euroluk yardımdan bahsediyorum. Yani, genel bir paketten bahsediyorum. Yani canını istemiyorsun. Seni yapabileceğin bir şey, demek ki o yapabileceği bir şey dahi. Yapması gereken bir şey aynı zamanda. Onun için dahi parmağını kıvıldatmıyorsa, bu insanlara böyle bakıyorsa, işte medeniyet seviyesi budur. Alçak seviye budur. Şu görüntülerle beraber Erdoğan'ın dün Haliç Kongre Merkezi'nde yapmış olduğu konuşmada zaten bu kapıları aç. Ondan sonra sen de kurtul, rahatla falan filan söylediği cümlelerde. Torunuma da izlettiğim bir görüntü var diyordu. Biliyorsun o çamura bata çıka falan yürüyen şuruk görüntüsü. Ya neler var onları abi. Da yani. Arka bunlar kötü amcalar zaman. Bunlar. Bunu yapıyorlar ediyorlar. Ha. Bak sen de düşüyorsun kalkıyorsun bunlar da şey diye. Gazdan zehirlenen o küçük çocukların kucakta bol taşımalar etmeleri falan. Yani işte. Ondan sonra hani şey akla geliyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar işte. Cümlesiyle. Ondan sonra. Merhum şair söylemiş zaten zaman. Ne olduklarını anlatmış yani. Budur aynen aslında. Öyle. Aynen öyle. Biz de bir de çağdaş medeniyet seviyesi ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlara mı ulaşmaya çalışıyoruz ya? Onlar bizim, bunların medeniyet insanlık seviyesi. İnsanlık adına bak, bizim seviyemize ulaşmalı şansları yok bunların. Bravo, çok güzel söyledin. Hikaye de şu, özellikle şunu söylemeye çalışıyorum. Bunların demokratlığı, bunların insanlığı, bunların hümanizması sadece kendisi ve kendisi gibi düşünenlerle ilgili. Bu da kendi arasında bölünüyor. Tabii. Yani bu insansız, bu vicdansızlıkları, bu anti-hümanist yaklaşımları kendi içlerinde kendileri gibi inanışa sahip olanlar ama aynı seviyede olmayanları da kapsıyor. Tabii. Yani eğer o doğrultuda değilsen şey de fark etmiyor. Aynı ülke vatandaşı olman da fark etmiyor. Kendi vatandaşlarını da aynı şeye bırakıyorlar zaten. Evet. Meslek savaşlarını bilmez miyiz? Dünya aynen savaşlarını öyle. Bilmiyor muyuz? Aynen abi? Öyle. Bunlar birbirine bir daldığı zaman ne Orta Doğu'ya benziyor, ne Asya'ya benzer, ne başka bir yere benzer. Ya giderler, bunların ırklarıdır onu yapan. Ya giderler Afrika'ya, şey Amerika'ya, Amerika'daki Kızılderilileri yok ederler. Bir kısmı gider Afrika'ya, Afrika'da soykırım yaparlar, onları köyleştirirler. Yani bunların da tarihi bu aslında. Aynen öyle. Yani bunu da söylemekle niye durumda kalıyoruz? Bunları görünce aklımıza bunlar geliyor arkadaşlar. Yani durup dururken hani bayram değil, seyran değil. Niye Avrupa'yı gömdük? Gömmek değil. Aslında kökleri de bu. Ya bak bizim yani kökümüz. Buna hayransınız. Bizim kökümüz de 1492 seferatlarına yapmış olduğumuz. Hiç, örnek övünüyorum. Olsun diye söylüyorum. Evet. Tamam mı? Bunların kendi dinlerinden olmasa bile ölüme terk ettikleri, katlettikleri, ondan sonra bu barbar Avrupalıların 1492'de zannedersem İspanya'dan seferat yolcularını alıp Türkiye'ye getirmek gibi bir insani görevleri yapmış bir milletin torunlarıyız bizler. Bunlar da barbar Avrupa'nın torunları. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Geçenlerde ne oldukları o Suriye zaten. Fotoğrafını verdiğimizde mesela anılarını okudum. Şaşırdım. Çeşme üzerinden İzmir'e geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar. Yunanistan'dan kaçanlar, Almanlar İtalyan'a işgal edince Yunanistan'ı. Biz bu yılanlar ki tarihlere baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorsun. 1942'den bahsediyorsun. Evet. Yani biz bundan ondan 15-20 sene önce Yunanlılarla bizi işgal eden İzmir'e kadar gelen Yunanlılarla savaşmışız. Onları denize dökmüşüz. Bir daha girince gelebiliyor adam. Yani bu bir fark. Yani bu bir fark. Sen bunun aynısını bekle bakalım yaparlar. Yapmazlar. İşte, al Suriyeliler yaptıklarına bak. Yapmıyorlar ne yapıyor? O Suriyeliler kendilerine yardım ederken
Aradan 50 sene sonra, 60 sene sonra, 80 sene sonra onların Suriye'de yaptıkları başka bir şey değil. Şimdi Diyarbakır annelerinden bir görüntümüz var. Evet. Bu konuları görüşmeye, konuşmayı sürdüreceğiz. Gelen görüntüler oldukça değerli izleyiciler ama bu Avrupa'nın yüz karasıdır. Yani aylan bebek meselesinde nasıl şey yaptılarsa ondan sonra vicdanları hafiften burkulduysa bunda da aynı şekilde Avrupa'da ama yükselen bir ses var hükümetlerine, kendi hükümetlerine karşı. Onu da hatırlatmış olan protesto ediyorlar. Alınır bu Suriyelileri diyorlar. Şimdi bu görüntü değerli izleyiciler Diyarbakır annelerinin bir zaferi hayır, daha maşallah, olarak adlandırabileceğimiz bir zafer. Tekoşin Açar kızın ismi. 2015 yılında PKK tarafından kaçırılan bir isim. Aradan geçen süre içerisinde teslim oldu. Ailesine kavuştu. Bu görüntülerde ailenin kavuşma görüntüleri. İsmini de hemen söyleyeyim. Kaç, 2015 yılında 15. kaçırılıyor. 5 sene olmuş yani. 5 sene olmuş. Kızcağızın da yaklaşık söylüyorum. Tabii suratı blurlanmış durumda. 27 yaşındaymış. Ha, genç yaşta. 21 yaşında kaçırılmış. Çocuklar bunlar. Anne gençler. Naime dalmış işte kızına sarılma, elini tutma kavuşmuş. Görüntüleri falan. Dediğim gibi bunlar teslim olduktan sonra ailesiyle buluşturuluyor. O geçen süre içerisinde yapmış oldukları suç varsa bunlarla ilgili mahkemeler olacak. Bunların tabii, aileme konuşalım hadi beraber eve gidelim falan hikayesi tabii. Yok bunlarda. Varsa bir suçları şu görüşmenin zaten bu görüşme gözaltı görüşmesi. Gözaltından sonraki görüşmeler bunlar. Bundan sonra cezası varsa mahkemesi olacak. Şunu olacak bunu olacak. Varsa cezası gidip yatacak ondan sonra ailesine şey yapacak. Ama anne baba pişmanlık, o kadar mühim falan filandan dolayı da indirimleri falan oluyor bildiğim kadarıyla ama şu bile annelerin zaferini gösteriyor. Kesinlikle, 190. güne kesinlikle. Geldik. 190 de, 189 mu? Helal olsun size. Helal olsun. Siz bitireceksiniz ya. Ben biliyorum. 13. aile bu. Tabii. Savunma Bakanlığı'ndan. Teröre isyan etti anneler işi bitirdi abi. Bu iş annelerde biter ya. İçişleri Bakanlığı'ndan pardon Savunma Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'ndan hemen bakayım. Ha Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var. Onu da bununla ilgili aktarmış olayım. Suriye barınma alanlarından kaçan PKK-YPG'li iki terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olmuş. Evet. Sayı 51 olmuş bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Lütfen düzeltin bu iş, yanlış biliyorsam. Yani, bu iş böyle bu şekilde devam ederse yani biz bu işin başlangıcında ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu halkın teröre karşı isyanını özellikle anneler üzerine olması çok kıymetliydi. Doğru. Yani burada o çağrılar karşılık buluyor. Hakikaten çok büyük bir enerji bu ya. Yani annelerin orada bulunması böyle bir enerji ki bir tanesi de şimdi biraz önce sen şey dedin onu da hatırlatalım. Hani bunlar tabii belli bir soruşturmadan geçecek falan tabii ki bakılacak. Şey adli bir soruşturma olacaktır. Ne yaptı ne etti bakılacaktır. Ama dediğin gibi işte etkin pişmanlık yasasından faydalanacaktır falan filan. Umarım o şartlarda iyi rahat sonuçta mutlu olurlar. Fakat oradaki birkaç annenin ifadesini hatırlıyorum. Ne kadar acı bir durum değil mi? Diyor ki benim çocuğumu diyor işte 15 yaşında kaçırdılar diyor. Annelerle röportaj yapılırken bizde de vardı haftalar önceki programımızda vardı bir ay önce zannedersem. Şey diyor ya çocuğumu den bilmiyorum bak eğer yaşıyorsa böyle eğer yaşamıyorsa bile diyor annenin kabulüne bak. Yaşamıyorsa bile bana diyor çocuğumun diyor cesedini götürün getirin diyor. Veyahut nereye gömülseniz söyleyin bari diyor. Ona rağmen o anne yani... Onun orada nöbet tutarken her gün çocuğum gelir mi gelmez mi korkusunu yaşayan bir kişi var. Bari diyor bana bildirin. Eğer çocuğum öldüyse, öldürüldüyse diyor. Kesinlikle bana da yerini gösterin. Veyahut da diyor bedenini gönderin diyor. Doğru. Şimdi bu bundan önemli duruşlar yani. O yüzden inşallah Allah, Rabbim inşallah onlara güç kuvvet versin. Cesaretlerini kaim kılsın, daim kılsın. Ve bu işte bitecek annelerdir. Yüreğimiz yüreğinizdedir. Onu da söyleyelim. Şunu düzelteyim hemen 55 kişi. Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55 idi. Bugün Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla beraber iki daha oldu. 57 kişi oldu arkadaşlar. Bir de bu CHP destek vermese bu PKK'ya neler bunlar gömülüyordu ama işte aynen. CHP de çıktı siyaseten. Aynen öyle. Bu annelere de maalesef. Yazık ediyorlar işte. Şimdi ya birçok mevzuyu burada konuşuyoruz ediyoruz. Elimizden geldiğince araştırarak bunların detaylarına bakarak farklı noktalardan teyitlerini alarak ve dezenformasyona maruz kalmadan bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz değerli izleyiciler burada Hikmet'le birlikte. Fakat bu işi sistematik bir vaziyette yaptıkları için ve bu konuda açıkçası hassasiyetimiz olduğu için neyi nereden yapmaya çalıştıkları artık şey yapıyor. Yani baktığınız zaman görebiliyorsunuz öyle bir meleke kazandık diyebilirim belki. Fakat hala anlayamadığımız daha doğrusu anladığımız ama anlamlandıramadığımız meselelerden bir tanesi önümüze geldiğinde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun o sözü aklıma geliyor. Bizim tarlamızı çoktan sürmüşler diye.
hatırlarsınız bu ranting cinayetiyle ilgili olarak yakalanan kişileri Büyük Birlik Partisi ile özdeşleştirmeye çalışıyorlardı. Daha önce işte partiye girmiş, fotoğraf çektirmiş birisini Yasin Hayal miydi yoksa Erhan Tuncel miydi? Tam hatırlamıyorum. Erhan Tuncel zannedersin. Abilerden bir tanesi. Evet, onlardan bir tanesi. Bunu görünce ve bu işi FETÖ Büyük Birlik Partisi'ne yamamaya çalışınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun o meşhur sözüydü. Tarlayı sürmüşler diye. Allah rahmet eylesin gani gani. Onu da gazeteci meslektaşımız İsmail Güneş'i de bir kez daha rahmetle analım. Bu arada o sayından açılacak. Nedim Şener bu konuyla ilgili yazılarını takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü görülen mahkemede itirafçılar var. Bu işi FETÖ'nün talimatıyla yapıldı ve Pensilvanya'nın bununla ilgili olarak çok sevindiğini söyleyen bir itirafçı var. İsmail Güneş'in ailesi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi de Pensilvanya'daki o şarlatanın tutuklanması talebiyle şikayet dilekçesinde bulunurlar. Bunları bir kenara bırakalım. Gelelim tarlamı sürülmüş meselesine. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkenin vatandaşı olan birisi, ülkenin cumhurbaşkanını sevmese bile, oy vermese bile en azından uluslararası platformlarda desteklemek gibi bir yükümlülüğü vardır. Bu ülkenin vatandaşı olduğunu hissediyorsa, aidiyetinin buraya ait olduğunu düşünüyorsa. Ya öyle enteresan işler oluyor ki, şimdi mesela sosyal medya üzerinden bu dezenformasyonu yaymak üzere bir görüntü almışlar. Bu görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin tarafından 2 dakika boyunca bekletildiği ve bunun nasıl aşağılık bir şey olduğu hesapta başkanımıza sahip çıkarak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na sahip çıkarak bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama niyet bu değil. Şimdi şu görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bekliyor. Hemen sol tarafında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu var. Sağ tarafında arkadan görüyorum İbrahim Kalın var. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak var. Vesaire vesaire. Diğer heyetlerimiz falan var. Bekliyorum bir de altına. Bunu yapan da şey Rus medyası bak. Çok enteresan çalışıyorlar. Rus medyası bunu veriyor. Bekledi diyor Erdoğan. Bekledim evet bekliyor zaten görüntüleri görüyorsun. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da orada. Arkada Hakan Fidan orada ondan sonra. Fakat mevzu şu oluyor. Rus medyası bunu yayıyor. İçerimizde tarlası sürülenlerden olanlar. Vay efendim işte bu nasıl bir şeydir? Buna niye cevap verilmiyor? Şu oluyor bu oluyor. Erdoğan da bekletiliyor. Böyle bilmem şunu yapılıyor. Türkiye işte mütekabiliyet yapmalı. Bununla ilgili olarak en ağır cevabı vermeli vesaire vesaire. Gördünüz işte ondan sonra Ecevit'e laf söylüyordunuz. Bak sizi de böyle rezil ederler bilmem neyiyle beraber içten içe bir sevinç dalgasını tutamayıp da sosyal medyada paylaşanlar var. Ya dönüyorsun geliyorsun bakıyorsun diyorsun ki ya Allah Allah böyle mi hakikaten diyorsun ve sonra gerçeği öğreniyorsun. Çünkü bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi gerçeğin bir kısmını vererek dezenformasyon yapmak. Sonra anlıyorsun ki aslında buradaki beklemeyi bu kendisi yaparken öbür odada Putin'de bekliyor. Geçmiş görüşmeler de var benzer durumlar. Neymiş efendim? Basının hazır olmasını bekliyorsun. Kameralar çalışsın işte fotoğraf makinesi yerlensin, kameramanlar, basın mensupları, soru soracak kişiler falan belirlensin. Bunların bekleme süresi. Şimdi bütün bunlar ortaya çıkınca bir de geriye gidiyorsun. 2016 yılında bir görüntü daha var arkadaşlar. Bakın şu görüntüler basının hazır olmasını beklemesi. İşaret alındıktan sonra da içeri giriliyor zaten. Bir 2016 yılında bir görüşme daha var. Onu da verin arkadaşlar ekrana. Şu görüşme. Şimdi bunu mesela gizliyorlar. Tamam mı? Akılları sıra. Çok kurnazlar ya. 2016 yılında Putin burada bekliyor. Bir odada. Ne yapıyor Putin burada? Bekliyor. Bekliyor. Niye bekliyor? Otobüs bekliyor. Otobüs bekliyor. Oradan ya hikaye de şu. Metro bekliyor. Yine aynı şekilde burada yine basının önüne çıkacaklar. Bilmem şey yapılacak. Putin bu odada bekliyor. Ben süresine de baktım. 1 dakika 38 saniye falan sürüyor ama beklemenin başı yok. Yani 2 dakikadan fazla da olabilir onun için. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Evet, biraz sarabiliyorsanız sarın arkadaşlar şunu. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bekliyor. Sonra bekliyor. Orada bir flaşlar patlıyor. O patlama sesini duyuyorsun. Orunun sesini, sesli haline baktım ben de. Önce sadece çekmeye başlıyor. Şu anda çekiliyor yani. Pıt, çıt, evet, pıt, şu anda işte yavaş yavaş. Deklanşör sesleri geliyor. Basıyorlar, tıkır tıkır geliyor. Arkasından bak, tabii giriyor. Heyetler geliyor. Putin bekliyor hala. Ondan sonra bir ayağı yoruluyor, öbür ayağın üzerine destek veriyor. O ayağı yoruluyor, öbür ayağın üzerine destek veriyor. Bir dakikanın üzerine bak. Sesleri de verdik. Şu anda çekiliyor. İçeri girer girmez basın kaç tane varsa ben de ona şaşırdım. Çok enteresan. Şey ayarını yapıyorlar. Deklanşör ayarını yapıyorlar herhalde. Takır takır falan. Şu an çekilmeye devam ediyor. Ve bekliyor. Bekliyor. Bekleyince. Türk bayrağının önünde bak. Buradan mesela bunların yaptığı gibi hamaset üretelim. Putin Rus bayrağından utandığı için Rus bayrağının tam önüne geçmiş. Yanında Türk bayrağının yanında falan bekliyor falan. Şimdi bu ama kafa böyle çalışıyor. Bak bunların yani hakikaten bunların tohumları nasıl atıldıysa yani bir bitmediler.
Vallahi bitmediler. Ama yani bunun üzerinden sosyal medyada şurada burada şimdi yarın öbür gün bununla ilgili biz 24'te bir belgesel hazırlatacağım. Active Measures diye, aktif önlemler diye yani Rusların yapmış olduğu dezenformasyon tarihini anlatan. Bak bu, buyurun. Sesi var mı? Sese bak, diye yüzlerce danışıklar var. Sonra da kavuştular. Bir şey daha söyleyeyim. Bir örnek daha vereceğim. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi bu görüntünün üzerinden biz o zaman hiçbir şey söylemedik. Vay Putin'i bak nasıl beklettik. Şunu yaptık, bunu dedik. Şimdi bir görüntü daha var. Erdoğan'la Putin'in oturduğu arka tarafta işte Katerina bilmem heykeli, sol tarafta bilmem neyin tablosunun falan filan olduğu görüntüler. Bir fotoğraf. O fotoğrafta Türkiye'nin ayakta beklediği görüntüleri vermişler. Oturan sadece Putin ve Erdoğan. O fotoğraf var mı arkadaşlar? Şu fotoğraf bak Hikmet. Erdoğan'ın yanında tercümanı var. Oturmuşlar. Şu görüntüyü veriyorlar. Bak bu görüntü kesik bir görüntü. Yani izleyicilerimiz biliyorlar. Çünkü Putin'in yan tarafında da kendi tercümanı var. Olmak mecburiyetinde zaten. Şu görüntüyü vererek Türk heyetini Putin aşağılamak için ayakta bekletti diye yayıyorlar. Tamam mı? Yayıyorlar. Oysa bu görüntünün orijinaline baktığın zaman da bir videosu var. Onu da verelim. Videosunda da Erdoğan bak buradan tokalaştıktan bir öncekiydi zannedersen başa gelin. Buranın hemen önüydü, ön tarafıydı. Çünkü aynı görüşmenin hemen öncesinde Erdoğan gidiyor ve orada aynı oturanların karşı tarafında ha bu neresinde demiş. Buradan bak Putin bizim heyetle Dışişleri Bakanı ile diğer heyetle tokalaşırken Erdoğan da aynı şekilde kalkıyor. Fotoğraflaşın görüntüler birazdan verecek. Dolayısıyla bu fotoğrafın sadece bir kesim olduğu bak Erdoğan da karşı tarafa geçiyor. Lavrov'la tokalaşıyor orada. Peskov orada bir yani onlarla, diğerleriyle falan. Şimdi gözüküyordu ama burada niye gözükmedi? Tamam neyse yani belli görünüyor. Yani bu bunlara böyle laf yetiştiremezsin yani. Çünkü. Yani bunlara, şimdi ne yapacaksın çıkamazsın. Bunları? Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi bu o kadar enteresan bir şey ki bu. Bu demin aslında bir siyasette geldiğimiz bu imajlar işte sosyal medyada yayılıyor. Ve bunu ciddi ciddi mesela bunu en fazla yazan. Bunlar geri zekalı oldukları için ben şimdi... Hani tarla sürülmek falan filan bunlar teknik konular. Doğrudur. Tarla sürülmüştür. Satılıktır, aşağılıktadır bilmem kafayız. Ama bir de olayın gerizekalı modu da var. Yani biz bu seçimlerde falan bunu gösterdik. Gerizekalı derken hani şizofreni demek istemiyorum. Yani aslında gerizekalı denmez. Ama kafayı sıyırmışlar var. Yani öyle bir hale gelmiş ki bugün Türkiye siyaseti. Şimdi mesela bunun üzerinden yorum yapıp bunun üzerine muhalefet üretmeye çalışıyorsun. Aynı Amerikan etnin not tutmadı fotoğrafı tamam. Vardı hatırlıyorsun. Yani veli ki haklı olsun ama normal bir insan karşıda normal bir insan yok. Ya yani bugün eğer dışarı çıkıp da işte gayler, lezbiyenler işte Tayyip istifa diye bağırıyor, tepki gösteriyor. Efendim çıkıp kış Tayyip diye hain töreni düzenleyen tipler. Ondan sonra tam da seçim akşamı ya galiba Muharrem İnce'yi askerler götürmüş şu anda konuşamıyor. Ben de bakıp gideyim ne yapayım başkanım deyip de buna inananlar. Şimdi karşıda böyle bir kitle var. Yani psikolojisi bozulmuş, kafayı sıyırmış, aptal. Bak aptal, gerizekalı. Yani sıyırın ötesinde. O nefret ve kin onu öyle hale getirmiş ki. Ben bilmem ne mezunuyum. Ben bilmem ne mezunuyum. Ben bilmem şunu okudum. Onlar da ayakta bekliyorlar karşıda. Hiç fark etmez. İstersen NASA'da, dünyanın en gelişmiş bilim merkezinde bilmem ne ol. Hiç fark etmez. Hani şey gibi düşün. Hani Hindularla yaptığım arkadaşlıktan biliyorum. Bilmem ne mühendisi fark etmez adam. Adamın evinde bir tane put var. İşte bir tane kutsadığı bir şey var. Ona inek sidiği döküp mutlu oluyor. Bu tarafını adamın böyle görüyorsun. Bunlar da bu şekilde. Bunun da sebebi ne biliyor musun? Bak bunu hep söylüyorum. Bunun bir sebebi var. Normal şartlarda dünya herhangi bir yerindeki bir ülkede benim başkanım geldi de ya bunun yani şöyle tokalaşırken adam elini uzattı. O burada çekti, burada çekmedi. Beden dili çok kötü. Heykel koydular. Bayrak yamuktu. O da böyle yaptı. O zaman ne yapalım? Tayyip istifa etsin. Bu bayrak yamuldu. Diyebilecek kafada manyak, gerizekalı. Bu bit yavrusu kafası bulamazsın bir yerde. Bir dakika yani bunu şöyle görmek lazım. Bunun da sebebi var. Benim de savaşım bu adamlarla. Yani bana yandaş diyorlarsa benim kavgam bu adamlarla. Ve kavgın bu adamımın sebebi de şu. Onlara göre ben çok normalim abi. Geri zekalı olan onlar. Aptal olan, salak olan onlar. Bildiğin düz salaklar. Kim? Bunu yapar. Bak başta şunu söyleyeyim. Sen bunu diyorsun işte fotoğraftan bahsediyorsun. Ya sen bir siyasi parti genel başkanısın. Çıkıp grup toplantısı yapacaksın ve siyaset üretiyorsun. Karşı siyaset üretiyorsun. Çıkıp da bir şirketler toplantısında
pardon özür dilerim, Trump'la görüşmesinde iki tane heyet var. Bu geri zekalıların, yani sözcü ve türevli olan geri zekalıların ürettiği bayrak çıktı. Heykelin kafası bilmem neydi. Aslında o Rus bilmem nesiydi. Türkleri öldürmüştü. O onu öldürmüştü. Bak Kore'ye koymuş. Demek ki ne olmuş? Türkiye kaybetmiş. Tayyip istifa. Diyecek olan geri zekalıların okuyor. Çıktı adam dedi ki Trump konuşuyor. Trump ile Erdoğan bir araya gelmiş. Bir de fotoğrafını koymuş. Bak arkadaşlar diyorsun ki buradan bir siyaset çıkartacak. Hani Alaska'yı bölüşeceğiz hep beraber. Değil mi? Kafa bu. Süptropikal iklimden bir şey çıkartacak adam. Bekliyorsun koskoca abi. Bir bakıyorsun bizimkiler diyor ne yapıyor arkadaşlar? Kalemi yok. Defteri yok arkadaşlar. Bak kalemi defteri yok diye adam ya ulan, sana hangi fotoğrafı kim verdi? Kalemi defteri yok diye Trump'ta bir fotoğrafa bakmış adam. Bizimkiler sonra bir kale gidiyorsun. Bizimkilerin kalem tıraşı ve silgisi bile ya var. İşte zaman, bak karşıda oturuyor böyle. Zaman israfı oluyor bir noktadan sonra. Türk milleti asker millettir abi. Diyor. Nasıl biliyor musun? Aynen. Oturmuşlar böyle. Fahrettin Altun ve diğer bütün ekibi böyle şak şak tak bir koymuşlar. Tablet her şey hazır. Ya arkadaş bunu siyasi yapıyorum ama bütün problem sözcüde. Yani kendini ultra ulusalcı, mega kemalist, Uğur Dündar'ı, Emin Çöreşan'ı bilmem ne gibi Allame-i Cihanları bir araya gelmiş. Allame-i Cihanları acayip ironik ama. Gelmiş adama sabah akşam Tayyip böyle yaptı. Aynı sonunda çünkü gençler gitmişler oraya. Tayyip'i cin çıkarma ayini gibi Tayyip çıkarma ayini düzenlemişler. Şimdi bunu yapan adamlarla şuradan bir siyaset çıkartmaya çalışan adamlarla şunu yazarların farkı yok. Bunlar bunların ürünü. Adamlar bu hale gelmişler. Benim kızdığım da şey o. Yani şimdi buradan bakalım adama düşmanlık yapalım. Ya sen Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapacaksan başka türlü yap ya. Bir hakikaten düşmanlık derken bir şeytani bir şey diyorsan bir diabolik bir zekaya ihtiyacın vardır. Mutlu eder ya. Doğru. Diabolik bir zeka, şeytani bir zeka. O da yok. Şimdi yok, bayraktan bir de o şey vardı galiba arkadaki bilmem ne şey vardı o heykel. Katerina heykeli falan. Katerina böyle yapmış da Katerina ne olacak lan Katerina? Biz şey Katerina. Ya Tayyip Erdoğan dediği gibi nein. Ben en son attım Katerina Avusturya'da şeydi. İlber Ortaylı bunların cevabını verdi Katerina zaten. Katerina neymiş yani. Ya Katerina en son bildiğim Katerina Avusturya Türkiye'yi 11 kere vardı. 11 kere falan filan yendi diye böyle abuk subuk şeyler söylemişler. Merzi fonu yutma niye Avusturya kim baltacı bilmem ne paşa ya, Katerina. O da öyle bir şey yok diyor Putin'e sorarsan sizin uydurmanız falan diyor da. Tamam, neyse çok önemli Katerina değil. Benim ama olabilir. Yani buradan bir şey üretilmez. Tamam. Yani buradan esas Katerina mesele demiş. Şu. Ana özüden kopartıp yan unsurlarla mevzu küçültmek için yapılan hamlelerden bir tanesi. Mevzu kendisi küçük zaten. Bir görüntü daha var. Lavrov'la tokalaşma görüntüsü vardı. Erdoğan'ın hani şunu yapmıyoruz, bunların seviyesine inip bunu yapmıyoruz. Vay Putin'i Erdoğan sırtını döndü. Erdoğan nasıl adamdır? Bak başkan böyle olur. Putin adam yerine koymadı gibi. Bunların yaptığı gibi hamaset falan üretmiyoruz. Bak Lavrov'la konuşuyor. Orada Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu var. Putin de baba ne oluyor ya ben siz ne yapıyorsunuz falan deyip bak arkadan yetişip gelecek şimdi Putin. Buradan şunu üretmiyoruz. Putin de herhalde öbür tarafa dönmüş. Bak geldi şimdi. Ne konuşuyorsunuz baba beni niye dışlıyorsunuz falan. Bu ne diyor acaba? Burada asıl olan şudur. Bunlara girmiyor. Murat. Bunlar detay işler. Detay. Yani mevzunun özü neyse onu konuşmak evet, lazım. Doğru. Diğer mevzular bahsedilen bu hikayelerin tamamının kötü niyetli işler olduğunu net bir şekilde görüyoruz, biliyoruz. Bunlar dezenformasyon ve mevcut olanın konuşulmaması, küçültülmesi, yok sayılması için yapılan hamlelerden bir tanesi. Bir, şey yok ya, o kadar bir mevzu küçük, daha var ona geçelim hemen. Çünkü konu başlıkları böyle hafta başı olunca çok fazla oluyor. O da bu MIT. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı elemanlarının, görevlilerinin ifşasıyla ilgili mevzu. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, buradan sevgili İrfan Fidan'a selam olsun. İyi çalışıyorlar. Bunlarla ilgili olarak bu dezenformasyonları yayan, bunlarla ilgili olarak yapmış oldukları hamlelerle elimizi zayıflatmak için sinsice hareket eden, şu andaki gözaltılar için söylemiyorum bunları. Çünkü onlarınki daha gözaltı devam ediyor. Haklarında kesinleşmiş bir karar olmadığı için onlarla ilgili söylemiyorum. Tutuklar. Barış Türkoğlu'ndan evet. Bahsetmiyorum, diğerlerinden bahsetmiyorum. Şimdi Yeni Çağ'dan geçen soruyorlardı. Yeni Çağ'da yayınladı, ne olacak falan diye. Işte, onlarla ilgili de işlemleri zaten yapacak. Kanun böyle söylüyor zaten. Aynen. Ümit Özdağ, bunlarla ilgili olarak da Ankara Cumhuriyet hesap Başsavcılığı verecek. Bununla ilgili hesap verecek. Verecek. Yani milletvekili olduğu için fezleke düzenlenmesi lazımdı, şu lazımdı, ayrı bir mesele. Ama İrfan Fidan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu mesele üzerine kanunu yerine getirdikleri, ya yasayı uyguladığı için ağır bir saldırı altında. Bu saldırıyı yapan da CHP'nin ağır toplarından bir tanesi Gürsel Tekin. Ya bu adamlar, bak Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi, bunlar salak değil. Bunlar
akıllarını peynir ekmekle yemiş adamlar değil. Bilmiyorum. Ben tartışılır. Öyle düşünüyorum ve bunların planlı ve programlı olduğuna inanıyorum. Çünkü tabii, program 10 sayfalık bir iddianame var. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı elemanlarının, görevlilerinin tabii. kimliklerinin ifşa edilmemesi yönünde bununla ilgili 3 yıldan bilmem kaç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağına yönelik açık, sarih, net yani illa hukukçu olmamıza gerek yok. Hani normal bir vatandaş gibi okuyunca anlayabileceğimiz kanun maddesi var. Buna rağmen bu işleri yapıyorlar ve Gürsel Tekin denilen CHP'nin ağır toplarından bir isim bir aptallık neticesi. Hadi daha da kelimeyi hafifleteyim. Sehven yaptığı bir hata değil. Bile isteye şu ekranda görmüş olduğunuz sahte bir metni tamam mı? Paylaşarak hukuk insanlarının, bu konuyla ilgili çalışan kişilerin, ömürlerini vermiş insanların saraydan talimat aldıklarını aynı iddianamede taleplerinin kabul edilme, gözaltına alınması ve tutuksuz yargılanmak serbest bırakılması. Hem gözaltına alınması hem serbest bırakılması gibi aynı iki tane birbirine zıt kararın aynı iddianame içerisinde yer aldığını iddia edebilecek derecede tamam mı? İşte belki işte fikirlerini, beyinleri kiraya vermiş adamlar. Bu da bir vekil bak, hali. Mahkemeden yani, şaşırtan karar diye tabii. Sözcü gazetesinin birinci sayfasına girmiş bir haber. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Haber şu. Oraya o girmiş. O da paylaşmış. Yani şeyi anlatabildik mi yani? İki tane bir iddianame içerisinde iki tane ayrı karar var gibi görünüyor. İstanbul 5. Sulh Ceza hem tutuklama hem tutuksuz yargılanma kararı verdi. Sayfanın içerisinde. Bir tanesi tutuklanmış demiş, bir tane tutuklanmadı. Aynen. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İrfan Fidan imzasıyla bir açıklama yayınladı. Biz yayına girmeden önce yayınlamış, onu da söylemiş olayım. Ya, onlar tabii dediğim gibi çok kibarca söylüyorlar. Ben bunu Türkçeleştireyim. Bu deli saçması diyor. Yani sahte evrak üretmişler diyor. Yani FETÖ'nün ürettiği sahte evrakları tabii. CHP'lilerin eline verip çarşaf çarşaf sallandırması gibi yine birileri bir mekanizma, bir merkez, kimse artık bu FETÖ müdür, ondan sonra Muharrem İnce'nin dediği gibi bir Amerikalı beni aradı deyip bir Amerikalı mı bunları Amerikalı aradı? Mıdır? Başka birisi midir bilmiyorum. Tabii. Ama Gürsel Tekin'in şimdi, eline ya da Sözcü Gazetesi'nin eline olmayan bir evrakı, üretilmiş bir evrakı verip 5. Sulh Ceza Hakimi'nin hem tutuklanması hem tutuksuz yargılanması diye iddianamede bir savcılık iddianamesi olduğu yalanını yahu bilmem kaç yüz bin satan gazetenin birinci sayfasında basabiliyorlar. Ve bir milletvekili de okuyan salak da inanıyor buna. Ya çok özür dilerim, ne yapayım abi? Ya. Salak inanıyor buna. CHP'nin ağır topu da alıyor. Vay böyleymiş. İnanmasa şey dahi dediğin gibi de katılıyorum bir organizasyonun parçası. %100. Saf bir hareket değil bunlar. Cümlemize kızıyorsunuz. Söylediğiniz bu ağır geliyor. Böyle söylemeyin. Yok efendim ya çok efendim daha yapıcı bir dil kullanalım. Anlamaya çalışalım. Empati yapalım. Sevelim gel danış olalım. Olalım baba, olalım. Tamam, olduğun gibi gel. Bak ben kel sakallı, yobaz bir adamım. Bak buyum ben, bu kadar. Hepi topu bu kadar ağırlığım var benim. Sen nesin, gel bana. Bir geliyor karşıma adam, ağzından ateş çıkan bir ejderha geliyor. İnsanım diye geliyor bana. Oğlum senin her tarafın yamuk, ben sen ne konuşacağım? Şimdi sen bunu yayınlıyorsun. Benim, olay şu arkadaşlar, yani çok net bir daha söyleyelim. Bir iddianame içerisinde diyor ki bir sayfasında bu tutuklanmalıdır, ötekinde tutuklanmamalıdır. Yani şartlı tahliye ile yani şartlı bir şekilde salıverilmesi, tutuklanmaması. İki tane bir iddia. Sonra bir bakıyoruz, iddianameyi okuyoruz. Buradan ya uydurulmuş bayağı üzerine seri numarası konmuş, sayfa konmuş, uydurulmuş bir belgeyi adam şak diye koyuyor, paylaşıyor. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır topu. Arkadaş şimdi bak. Şimdi sözcü denen, bu normal. Yani bak şöyle söyleyeyim. Şunu söylüyoruz ya biz. Hemen bize mesajlar geliyor. Zaten bunlar da böyle, zaten bunlar da biliyoruz abi bilmem ne. Öyle bilip de böyle gözleri patlatan, pörtleten kimse yok. Evet. Neden? Çünkü bu sözcü bu arkadaş. Bin defa söylüyorum. Ne bileyim abi, ne diyeyim ben size yani. Beddua okumayı da hiç sevmem. Söylemiyorum ama yani şu var. Yalan söylemekten bıkmayan ve sürekli yalan söyleyen, sürekli insanları kandıran ve sürekli bayrak çıktı. Erdoğan adım atarken şöyle yaptı. Gördün mü böyle yapılır mı? Efendim bak iddianamede böyle var. Vatan elden gidiyor. İşte efendim lezbiyenler yürüyemiyor. Falan filan gibi abuk subuk her taraftan. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen. Bizim derdimiz başka, adamın derdi başka. Adam sadece bir düşmanlık oluşturmak amacıyla bir medya kuruluşu var. Mesela Fatih Portakal gibi. Hani bu çok klişe ama çok doğru. Etki ajanlığı yapıyor adam. Ota bota
kötü bir şey söylemek zorunda adam. Aynen yani öyle. Dünyanın en güzel işini yapsan dahi adam çıkacak mesela. Aynen diyorsun öyle. Ki Türkiye Avrupa'da şimdi, ilk üçe girdi. Veyahut da koronavirüs Türkiye'ye yayılmadı. Sormak lazım niye yayılmadı? Acaba Türkiye'de ne var? Ya bugün Ahmet Hakkı'nın köşesinde vardı. Yani çuş ya. Ya oha oğlum diyor, ya. Girdi diyor koronavirüs de gizliyorlar falan diyor. Tamam mı? Abuk su böyle bir hani. Oğlum gerizekalı. Ölenleri ne yapıyoruz peki abi? Ondan sonra. Ayrı, nereden bu? Aileleri konuşmuyormuş koronavirüsü. Kaçırıldı yok. Yani onun karısının çocuğunu kaçırdıkları için mecburen o açıklamayı yaptı. Korona gelsin diye dua eden gerizekalı mı olur ya? Şimdi İstanbul Sözcü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuyla ilgili açıklaması var. Gürsel Tekin biliyorsunuz 8 Haziran sabaha bütün gazeteleri medyayı kapatacaktı ya. Tamamını el koyacaktı. Onlar hepsini el koyacaktı ya. Ama bence koyamadı. Şuna bir hazırlansın. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Sözcü Gazetesi de hazırlansın. Ondan sonra basına sansür şu bu tabii, falan filan diye ağlamayın. Niye? Niye ağlamayın? Yalan. Sözcü tamam. Gazetesi Gürsel Tekin. Bu Yeni Çağ yazarı Murat Şerif Ağrel hakkında biliyorsunuz MİT mensubunun açıklama meselesinden dolayı Oda TV ile Karanlık Oda ile ilgili de gözaltıları vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyuna yapmış olduğu açıklamanın son parçada şunu söylüyor. Sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi uyarınca ayrıca resmi hedef. Belgede sahtecilik suçundan da ayrıca soruşturma hedef. Başlatılmıştır. Yani ağlamayın sonra. Vay bize soruşturma açtılar, basın özgürlüğü, bilmem ne şu bu falan. Hedef gösterdik. Bir basın açıklaması bu. Bak öyle demiyorum. Hedef gösterdik. Şeytan avukat mı yapıyorum? Hedef gösterdik. Niye? Yalancının söylediği yalanı deşifre etmek, hedef göstermek oluyor abi. Aynen. Yani sen mesela bugün Oda TV davası. Oda TV davası diye bir şey yok pardon. Nedir o? MİT şehidinin deşifre edilmesi. MİT görevlisinin açıklanması, soruşturma. Kimliğin deşifre edilmesi. Evet, bu ahlaksız, şerefsizler çıkmışlar bunu açıklamışlar. Sen diyorsun ki arkadaş bunu yapan, yaptıran, arkadaki ben yazdım. Bu karanlık odada aydınlanması lazım. Bunlar gölge içerideki. Asıl kafa kim? Kafalar kim? Bunları kim besliyor? Doğru. Falan dedik de şunu efendim siz bilmem medya mensubu bu özgürlük şeyde çıkıyor Kılıçdaroğlu diyor ki biz gelirsek iktidara medya özgürlüğü falan filan. Bak hikayeye bak baba. Doğru. Şimdi bunlar özgürlük isteyen medya. Yalan haberleri, yalan ben belgeleri. Sana başka bir medyayı. Yalan belgeleri yaymak özgürlük. Aynen. Ha buna geldin değil mi? Buna geleceğim. Bir de oraya gel bakalım. Geliyorum. Bak neymiş şimdi, bakalım. Bakalım. Bu gazeteciler bakalım biraz Cumhuriyet Gazetesi ekibi. Yazık ya. Biraz çalışın yani. Hep aynı manşetleri atıyorsunuz. Hep aynı manşetler oluyor. Artık bayat haber oluyor. Yani birinci sayfadan bu kaçıncı aynı manşeti atıyorsunuz ya? Cevap olmaz zaten. Böyle bir şey ya. Nedir o? Kaçıncı keredir atmış oldukları manşet? Cevap ve düzeltme diye bir manşet atıyorlar. Ya böyle manşet mi olur? Bu 20. manşet. Aynı manşette şimdi. Ama sen yapsan Cuma çok şanslı. Uğraşıyorsun yani. Manşet bulmaya gerek yok. Gerek yok. Ertesi gün manşet belli. Ya böyle abi manşet olur ya? Hep aynı manşeti atıyorsunuz falan. Bunu yapalım. Neymiş peki mesele? Bunların işleri böyle. Bak Sözcü Gazetesi de bu istihbarat görevlisinin kimliğinin deşifre edilmesinde TCK'nın 204. maddesine göre bunu da sahte evrakla çünkü başka meseleye çekmeye çalışıyorlar. Bunlarla ilgili soruşturma açılacak. Ağlamasınlar sonra. Bak aynı mevzu Cumhuriyet Gazetesi. Bununla ilgili davası da var. Bu davanın ilk aşaması cevap ve düzeltme ile ilgili. Neydi o? Sadık Albayrak. Kimdir Sadık Albayrak? Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dünürü. Ne demek dünürü? Bilmeyenler için söyleyeyim. Ondan sonra evlatlarını evlendiren iki aile. Tamam. 2003 yılında bir arazi satın alıyor. Bu araziyi satın aldıktan sonra hemen yanı başında bir başka arazi satılığa çıkınca da oğlu, hani onlar böyle damat oğul sıfatlarını kullanmayı sevdikleri ve bundan anladıkları için söyleyeyim. Oğlu Hazine ve Maliye Bakanı, bugünün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yan tarafındaki babasının arazisinin yanındaki araziyi satın alıyor. Vay efendim, Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere bu dezenformasyon kaynakları birdenbire saldırıya başlıyorlar. Zaten hani sıfatını yani görevinden dolayı sıfatını kullanmayıp damat diye bir sürü aşağılamaya çalışıyorlar o kuş kadar beyinleriyle. Ve fakat ne oluyor? İş dönüyor, dolaşıyor. Birinci sayfadan bilmem evet. Kaçıncı kez aynı manşeti atmak zorunda kalıyorsunuz cevap ve düzeltme diye. Neymiş efendim? Cumhuriyet Gazetesi'nin Ocak 20 tarihinde müvekkilim Sayın Berat Albayrak'a hedef alan yazı kamuoyunda müvekkilim aleyhine yönlendirici çarpıtılmış bilgiler içermektedir. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi sen yalancısın ve bunu da birinci sayfandan böyle vermek durumunda kalıyorsun. Devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın şahsına hedef alan ve kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözlü haberdeki zaten. İthamlar ve yorumlar tümüyle gerçek dışıdır.
bitirememiş. Devam ediyor, detaylarını anlatmış. Yani birinci sayfada bir, dördüncü sayfada saldırı yapıyorsun. İki, yalan haber yapıyorsun. Üç, kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun. Ahlaksızlar. Bir yerin odağı gibi gibi her şeyi sana söylüyorlar. Ve bunu mahkeme kararı, ve şimdi bunu şey de derler, satın alınmış mahkeme kararını mecburen yayınlamak zorunda kaldık diyebilirler. Tabii. Deyin, belgeyi bu kaçıncı? Uydur. Bir tarafından uydur belgeyi. Ayıptır ya. Şimdi bu abi, kadar iş mi olur yani? Buna istiyorlar ki abi, bunu iyi ki bunu da hatırlattın. Bunun için de özel bir teşekkür. Cevap ve düzeltme, güzel espriymiş, çok güzel. O da nedir o? Standart manşet. Standart. Keşke Cumhuriyet'te çalışsa. Hazır sayfa tutuyorlar. Hazır sayfa, ne güzel. Aşağıya doldur yeter. Eteği doldur geç git. Al bir de işte palavra attır adama. Tabii. Şimdi bak, bu sözcüler bunlar. Bak bunlar şimdi diğer TV, şu karanlık oda, hepsine hedef gösteriyorum abi. Hedef gösteriyorum. Ne adına hedef gösteriyorum? Evet, göstereceğiz. Hedef. Parmağımla gösteriyorum. Aha, hedef. Şimdi bu kadar şey gibi oldu hani. Var ya, çok kritik gibi oldu. Hedef. Bu kamera hedef. Bir dakikam kaldı hızlı. Hocam bir şey var. Buna istiyorlar ki biz her şeyi yazalım. Her türlü şeyi uyduralım. Belge de uyduralım. Küfredelim. Ama bize dokunmasın. Basınız evet. Dokunmasın. Bunu istiyorlar. Doğru. Yok öyle bir şey abi dünyada. Öyle bir dünya yok. Millet haysiyet cellatlığı yap. Milletin her şeyle uğraş. Her türlü ahlaksızlık, her türlü yalan dolanla milletin özeline kadar gir. Hükümete giydireceğim, muhalefet yapacağım diye yalan söyle. Yabancı istihbarat örgütleri yatağa gir çık. FETÖ'cü ol, PKK'lı ol, bilmem ne halt ol. Ondan sonra arkasından çık bana de ki ben efendim medyayı bana dokunamazsın. Yok öyle bir şey kardeşim. Her türlü ihanetin, her türlü pisliğin, ahlaksızlığın, namussuzluğun, şerefsizliğin içerisine girmişsiniz. Kanun işleyecek, işlemesin efendim. Medyayız efendim. Canlılara sahip çıkın bakalım hadi. MİT'lerini ben gördüm diye koyuyordu. O borları göstermişti. Çıkın hadi peşinden bakalım. Peki. Hepsi birer canlılar bunların. Konuşacağız. Öyle, konuşacağız yine. Öyle. Nedim'e buradan biraz Nedim Şener'e salvo yapmaya çalışıyor Ayşenur Aslan, ama Nedim Şener yemez. Hani Barış Terk ona sahip çık. O seninle aynı sen cezaevindeyken sahip çıkmıştı falan diye söylüyor. Nedim Şener de cevabını veriyor. Kanlı yani. Olmasın. Siz önce MİT mensubunun ve mağdur olan ailesinin hukukunu, hakkını savunun. Sonra bir araya geliriz. Bir de diyor, PKK'ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın diyor. Bu bir. İki. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok süre kalmadı. İki. Bolu'da biliyorsun şu fotoğraf işte üzerinden. Bolu'da HDP ile CHP karşı karşıya geldi. HDP son seçimlerde CHP'ye vermiş olduğu oyların geri alınması üzerine mahkemeye başvurdu. Savcılar. Şaka yapmıyorum. Cidden böyle bir şey oylarını oldu. Oylarını geri verin. Tamam mı? CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Kongresi'ne HDP İl Başkanı'nı davet ettikten sonra gelen tepkiler nedeniyle daveti yalanlayıp salondan çıkarttıktan sonra HDP'nin İl Başkanı çok kırılmışlar. Yani böyle bir şey mi olur, hem davet ediyorsun sonra kovuyorsunuz diye. 31 Mart'ta verdiğimiz 4000 oyu geri istiyoruz deyip savcılığa başvuruda bulunmuş. Bu bir. İkincisi, Hakan Bayrakçı'nın bir videosu vardı. Değerli arkadaşlar, hazır mı o video? Kısaysa hemen verelim, vaktimiz kalmadıysa yarın da bırakmayalım onu. Ver hemen bir cümle, onun üzerinden geçelim. Duyuyoruz. Kılıçdaroğlu Engin Özkoç'u çağırıyor. Diyor ki özür mahiyetinde, çok özür mahiyetinde olmasa da özüre yakın bir açıklama yap diyor. Özüre yakın. Engin Özkoç yapmam deyince Kılıçdaroğlu diyor ki disiplin mevzusu olur. Tatlini bil. Yanlış yaptın diyor. Bunu size biraz önce söylemiştim, böyle düşünmüştür diye. Ben, bilgi bana yeni geldi. Eyvah. Bunun üzerine bir dakika bitmedi. Tamam demiştik sana. Engin Özkoç da diyor ki sen kimi diyor disiplinle tehdit ediyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu mu söylüyor evet. Engin Özkoç? Ya şimdi o zaman boynu vurular. İlginin kaynağı. Efendim açar, Engin Özkoç başka bir şey söyler, bağlanır, ne bileyim. Neyse tamam, çok uzun bu, ben özetleyeyim, bu kadarını ama söylüyor. Son cümle söyleyeyim miydi ama? Çok süre bitti. Beni götüren irade. Söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Yani sen kimi disipline veriyorsun diyor. Seni buraya getiren irade. Bizi buraya. Bizi buraya getiren irade. Bizi götürür diyor. Bizi götürür diyor. İrade hangi irade? Soru işareti koyuyor. İşte bu hikaye şu, Hakan Bayrakçı'ya da güvenmiyorum. Onu da söyleyeyim. Buradan sanki biraz hadi Kemal Kılıçdaroğlu ya. Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu git özür dile, özür dile falan. Yok öyle bir şey. Özür dileyecek birisi varsa başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun vallahi söylediği sözlerden dolayı özür dilemesi lazım. Kendisinin özür dilemediği mevzuda Engin Özkoç'tan özür dilemesini istemek ayrı bir saçma. Ya, yalan şoban gelme olmasın rahmetli ona. Herkes sallıyor ya CHP'de. Aynen. Bu da bir doğru çıkmasın bir de. Yani güvenmiyoruz, bilemiyoruz ama. Hakan Bayrakçı güzel gezdiriyor. Başka okuyor. Bir şey olabilir. Bir CHP'li belediyenin Çanakkale CHP Belediye Başkanı'nın bir açıklaması söyleyeyim. Var. Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor demiş. Evet. Bir başka CHP'li. Sarayda darbe olmuş değerli izleyiciler.
Erdoğan düşmanları sevilmesin. Ankara'dan bahsetmiyorum, külliyeden bahsetmiyorum. Suudi Arabistan'da bir darbe olmuş diyorlar. Bu MBS prensleri, mirensleri falan 2017'de yapmıştı. Yine tutuklamış, tutuklamış falan filan. Para ihtiyaç var galiba. Para toplayacak. Herhalde yani. Öyle bir şey. Gerekçe de ne biliyor musun? Darbe yapmaya çalışıyor. Amerikalılara görüşüyormuş. Bu tutuklattığı prensler. Amerikalılarla en çok sen görüşüyorsun. Abi ki Antalya'da yani. O zaman yani seni tutuklatmak lazım. Diyelim ve bitirelim. Avustralya'da biliyorsunuz bu koronavirüs meselesini çok konuşamadık ama bu yoğun gündemde yarın konuşacağız ama tuvalet kağıdı için kapışan medeni Avustralyalılar var. Onları da bakalım vakit alırsa yarın vermiş oluruz. Diyelim ve günün manşetini bitirelim. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.